Tıba'nın uzaktan tanıdığı biri yayına gelecek şimdi. Bakalım o da farklı şeyler anlatıyor. Alabilir miyiz beyefendiyi buraya lütfen? Alalım lütfen. Dur bakalım, sakin ol ya. İşte hayatım. Şöyle gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Tamam. Bayramınız kutlu olsun. Bugün 19 Mayıs. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Buyurun canım benim. Aziz Atatürk'ün ruhu da şad olsun. Ruhu bari. Şad olsun, mekanı tamam. Cennet olsun. Zaten cennettir onun. Evet. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Sağ ol. Siz merhaba, Fatma Hanım'ı tanıyorsunuz. Fatma Hanım'ı iyi tanıyorum. Erkek arkadaşlarını tanımıyorum yalnız. Erkek arkadaşlarını? Evet, tanımıyorum. Yalnız Fatma'yı iyi tanıyorum. Ha, ya Halil'i tanımıyorum. Yok. Ahmet Kemiksiz'i tanımıyorum. Tanımıyorum. Ama Fatma'nın kocasını tanıyorsunuz galiba. Çok iyi tanıyorum İlhan abiyi. İlhan abiyi. Evet. Fatma'nın kocası ile ilgili, Fatma ile ilgili neler biliyorsunuz, anlatır mısınız? Tanıdın mı beyefendiyi? Maskesini indirsin. Yok. İndirmez, yok. Onu. Fatma, şöyle söyleyeyim, ismiyle söylüyorum. Arabi olması gerekirken Fatma burada. Onu peşin peşin söyleyeyim. Anlayan anlıyor dediğimi. Ben anlamadım ama. Ağır abi, yani bir mafya olması lazım. Ağır abi, o hatun olması lazım. Ha. Fakat ben dün hiç beğenmedim. Onun için geldim ben buraya. Çok yakınıyım ben bunun. Sonra açıklarım. Hı. Dün ben sizi evlenme programı yapıyor sandım. Gelin adayı sandım. Ay, öyle mi? Açık konuşayım. Ay Allah'ım. Gelin adayı sandım. Hı. Hanımefendiye yine de öyle diyeyim. Hanımefendiye birkaç sorun var. Sorun, buyur. 4 sene evvela. Hı. Bir kış günü. Hı. Kızını evden niye kovdun? Benim kızımı niye kovdum? Lafım bitsin. Sorularım tamam, bitsin. Söyle. Ondan sonra bana ne yaparsanız yapın. Ne yapacağım amca sana Allah'ım. Tamam, tamam kardeşim. Koca kızını evden kovmuş. 4 sene evvela bir kış günü gece saat 1'de. Hı. İkinci sorum. İlhan abi, siz... Bayağı Fatih, çocukluğunuz da Fatih'te geçmiş. Yani oraların kurduğu bir insan olarak. Rahmetli. Niye huzur evinde öldü? Niye mi huzur evinde ben öldü? Ben iyi biliyorum da size de soruyorum yani. Ben ne bileyim niye öldü? Ben zaten ayrıydım. Ha. Ondan sonra o hastalandı. Bir dakika amca, orada dur. Orada dur. Benim duruyorum, ben sıkma. Buradayım zaten. Bir bak, yere gittiğim yok. Bir saniye. Yok. Bak, İlhan hastalandı. Evet. Benim o Sübyen kızım, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Benim kızım 2 ay gece gündüz taksilerle gitti geldi. Bak. O onun emekli maaşını niye yiyorsun? Ha, kim? Onun emekli maaşını niye yiyorsun? Sana ne? Benim ondan bir evladım tamam. Var. Evladım var. Ben, sen gel benim yaşadığımı biliyor musun İlhan'la ne yaşadığımı? Yani İlhan'la sen bir dakika. Özetini biliyorum. Bir dakika. Hayır. Yalan konuşuyorsun. Bak özetini yaşımda biliyorum. Fatoş. Bir dinleyeceğiz. Bir dinleyeceğiz. Bağırmakla. Bağırmıyoruz. Herkes dinliyor. Kendini birbirine. Şey yapamazsın. Peki yani. İlhan'la ne yaşadı? İlhan'ı aldattı mı diyorsunuz? Allah Allah canım. Yani bunun şeyi mi var yani? Abi, biz bilmiyoruz ki. Söyle. İzahı mı var? Kimle aldattı İlhan'ı? Beyefendiden önceki arkadaşını da söylesin. Beyefendiden önce siz söyleyin. Sizin de arkadaşınız o adam. Aa, ben öyle mi? Kim? Metin ediyor herhalde. Metin ediyor siz herhalde. Açıklayın, ben söylemeyeyim kardeşim. Arkadaşım, benim geçmişim kimseyi ilgilendirmez. Ben şimdikine bakıyorum. Yok. Benim geçmişim geçmişte kalmıştır. Bitti. Şimdikine bakacaksın sen. Ha. Sen benim İlhan'la neler yaşadığımı biliyor musun? Özetini ben 24 yaşında yakıyordum ondan. Açtım. Anam bakıyordu bana. Alkolik bir adamın neyini çekecektim? O liseye çektim. Sen mi çektin? Benim kızıma bir mama almıyordu. Ha? Bir mama almıyordu. Öyle bana. Miydi? İlhan bir alkolik miydi? Ha? Ya şiddet, ben de içtim bu adamı. Ama şiddet uygular mıydı? Ya şiddetini bilemem. Ben o kadar... Ama siz diyorsunuz baba ki... Baba yaşında adamısın. O bilip... Eğitimden ayrılmadım ondan. 14 sene çektim ben onu. Değerini çektim, küpürünü çektim. Harçlığını çektim, her şeyini çektim. Konuşma, bu adam cezaevine düştüğünde... Salınacak dal aradın, bu devlet memuru dedin, polis dedin, kaymakam dedin, git. Benim dedim hayatıma kimse karışamaz ki. Hiç. Allah Allah, ben nüfusta da dolu benim. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Hayır, diyor ki ama bir dakika, öncesinde diyor ki Fatoş. Öncesinde var. Diyor İlhan diyor kanserken, han odalarında kalırken diyor işte huzur evine yerleşti. Bak komşularımız o şahit. Sırada, önce bir dakika, önce Halil'in bir arkadaşıyla Mehmet'le mi? Mehmet mi? Metin. Metin. Önce ha. Metin'le bir ilişki yaşıyor. 6 sene. Evliydik yani. Gene İmam Nikah ile evliydik. Ya sen zaten evlisin. Nasıl yaşıyorsun İmam Nikah?